günler bir kuşu kelebeği. Lan ben yanlış. Aa bu ne kadar güzel çıktı bak. Hazır saçım başım yapmışken sonra bir daha ben hayatta saçı başı yapamam, bir daha da bunu yapamam. Evet yine bir canlı yayınımızda Neslihan'cığım oğluna sesleniyor. Yine sabotaj etmeye devam ediyorsun. Niye? Çık giyinemez miyim evin içinde? Ha, Kerem yeni almış da. Biraz... ha? Ha? İşte o dolabın içinden daha yeni çıkardım. Hayır, tam önünü iliklemiyorum. Evet. Bugünlüğüne giydim. Nesliciğim yine her zamanki gibi ahiret sorularını sormaya devam ediyor. Nereden aldın? Kim verdi? Neslihan bu renklerden yapıyor değil mi? Habire örgü, öre. Renkler güzel mi? Renkleri çok güzel, her şeyden mi yapacaksın? El patiği gibi örüyordun ya. Bot işte. Nasıl yapıyor? Meşhur nesliciğimiz. Nasıl ya nasıl? Ya bir tane tığından mı bir şeyle örüyordun ya? Ya kız hani bot gibi var ya, sen beğeniyordun ya. He? Kışlık bot gibi. He. İşte ondan yapıyorum. Öyle mi? Bu örüyor. O da bedava zaten. Kolmanın da. Patiği diyor anne. Patiği. Tamam işte hani demin gösterdim ya. Ondan mı? Ha onun büyük boğazlısı. Gördüğünüz gibi elit mahallemiz, muhteşem parkımız. Yani aqua park gibi yemin ediyorum. Senin dediğin hangisi? Ha süslü ha. He süslü. İçeride örüyor sonra getiriyor. Burada herkese tek tek gösteriyor. Onu ördüm, bunu ördüm. Sonra konu komşu da bedava kendine patik ördüttürüyor. Ne anlamadım. Kara Alzheimer oldu. Bir de diyorlar ki örgü örmek beyine iyi geliyor. Annem hiç sıkılmıyor örgü örmekten. Çünkü örgüyü bırakınca yapacak bir iş kalmıyor evde. Hani zaten ev sürekli silinip süpürlendiği için o da can sıkıntısına kendine hobi olarak el işiye veriyor. Kola ödem oldu ama hala örüyor. He, iyi de. He, iyi de. Bak yapmadıkları. Ondan örüyorum da ama çok güzel. Nesliciğimin yarın bacısı geliyormuş. Anama patik siparişi veriyor. Çok güzel. Apartmana ne kadar faydalı bir bireyiz görüyorsunuz. Çoluk çocuk. Daha gelinlerine bir tane havlu bile oyalamadı ama millete patik örüyor bu oyuna. Bilmiyorum. Yalnız kırmızı çok güzelmiş. Keremciğim yeni almış. Dolaptan yeni buldum. Bir daha da ne böyle şık giyinebilirim ne de böyle saç baş yapabilirim. Dedim hazır yapmışken aladan çıksın. 2 yaş olur mu? Ama bunlar yazlık resmen. Olsun öyle süslü giysin. Tamam. Acaba Ümran'ın hangi uşağına bir tane patik yelek getirdiniz? Esra olursa bunları vereyim. Onlar küçük olmaz mı? Küçük anne onların ayakları yalı şey malak kimin? Onların elleri ayakları bile yaba yaba. Ölçmeden anlayamayız ki. Çok büyük olur giyemez. Çok küçük. Zaten 6 ayın 3 ayı burada. Ben orayı göremedim ama. Ölçemedim ki. Anne Sezgin abinin selamı var. Sezgin kim ya? Teyzenin oğlu Sezgin yok mu? Sen çekin ya. Bırak şu çekin. Of! Hep ne zaman ölüm ya? Bırak şu çekinin yakasını. Ne duyuyorsunuz? Ne sen bu ördüklerimi şimdi örelim. Bunlar da ya uf, bir çek. Sen anlat sen görene bak. Ya ben kendimi çekiyorum tamam sen git konuş orada Nesli'yle. Hayır arka balkonun manzarası güzel değil. Bahçe kalkmış kaçıyor. Tamam ben kendim çekiyorum sen oradan konuş. Ne dediğimi? Bunlar hani yazlık yazın evet, böyle. Bu gördüğünüz içinde... meşhur parkımız. Mesela bundan öleyim mi mod gibi? Ya arkadaş balkonda avize şey olmak zorunda mı? Ya bunu geçen gittim halam bunu salona takmış. Tamam, dedim bu bizim balkonumuzda var arkadaş. Yani evimi tarif ederken mesela avizeli balkon diye tarif ediyorum İyi, zaten tamam. Arkadaşlar ben tamam. Buluyorlar. Tamam bunu başlayayım ben. Sonra ne diyecektim? Ben bir şey diyecektim ama unuttum. Ne diyeceğim? Ha, bedava patiği kaptın gir şimdi içeri. Evet, geldim.
Bütün gün Eren. Çocuğu parka bir salıyor. Daha 10 dakikada bir Eren. Daha evde tut bari. Ne çocuğu bana? La ilahe ya. Cidden hani böyle bazen çok güzel oluyor. Bazen de hiç olmuyor. Silmiyorum anne, şu an canlı yayın o. Sana dedim ya teyzenin oğlunun selamı var diye. Oradan canlı görüyor seni. Cahil. Öldürecekler beni. Sümeyra'cığım hoş geldin. Allah bugün de belanı vermemiş. Yine bir güne uyandın demek ki. Gidiyorum bak. O Cemile hala gelecek. Neyse, içeride montum olmuyor. Bari burada en azından biri. Evet, gördüğünüz gibi Elit Maltepe'miz gökdelenin Eren arasında yaşam mücadelesi veriyoruz. Bak, bakın orada da bir gökdelen. Her yer gökdelen ya. Cık cık cık. Ama hiçbiri bizim apartmanımız kadar elit değil mesela. Hani biz bahçeye soba falan kuruyoruz. Şömine, kış bahçemi. Bakın size kış bahçemi de gösterebilirim. Nerede kız, görünmüyor? Ha. Bakın orada kış bahçemiz var. Öyle baraka gibi göründüğüne bakmayın. Otantik, doğal duruyor yani. Biz öyle gösteriş şaşa sevmiyoruz. Sen gene kimin? Tülay ablaya dedi canlı yayında seni görsün işte. Kaplan apartmanım var elit. Neyse İncilay'cığım, bunu daha sonra görüşelim. Mont benim değil, onun için fiyatını bilmiyorum. Bunu Kerem almış. Ben bir şey diyecektim ama ne diyeceğimi unuttum. Çardak sizin Kırıkkale'deki evdedir Sümeyra'cığım. Tatlım benim. Kendin dubleks diye aldığın barakanla karıştırıyorsun herhalde ha? Arkadaşlar yazın burada bizim 4 kişilik bir yemek masamız var. Sabah öğle akşam bütün gün burada yiyoruz. Sahuru iftarı burada yapıyor. Yazı çok severim çünkü kimse gidip salonda oturmuyor mesela. Ben gidip salonu siliyorum süpürüyorum, balkona geliyoruz. Kimse oturmuyor. Çok mutlu oluyorum. Bak çocuğuna bağırıyor ki git gelin arabasının önünü kes. 5 lira için o çocuğu sen kaportaya mı yapıştırtıracaksın? Bak. Ya 5 lira için ya kimlerle komşuluk ediyorum ya. Çocuğuna diyor ki git gelin arabasının önünü kes. Bir elit bir mahallemiz var. Zaten apartmanımızda her sabah bir davul zurna sesi. Allah versin. Cevizli Cennet Mahallesi. Görüyorsunuz apartmanımızda hep bir temizlik. Her yerde bir çamaşır, çarşaf. Efendim? Canlı yayın yapıyorum. Evet, tabii ki. Yan komşumuz salça istiyor. Şöyle alayım. Bu kadar da yardım severiz gördüğünüz gibi. Hiç esirgemem, öyle salçaymış, yağmış. Ayşe abla. Biber mi, domates mi demedi çünkü evde her çeşit salça var da. Bir saniye. Sevmeli herkesi. Böyle sütler, limon suları hep öyle, ben asla plastik şişe falan sevmem. Sevmeli herkesi, sevgi ömrün neşesi. Bütün gün böyle kolu komşu işte, salçanız var mı, yağınız var mı? Ya Allah'tan da elimiz bol. Bunu da halam, bu salçayı da Venezuela'dan gönderdi. Bakın küçük bir kaşık. Bakın küçük bir kaşık istediler. İşte elimin bolluğu bu benim, yani elimde olan bir şey değil. Ayşe abla. Hep çok veriyorum. Sanki gören de az verdiğim zaman var diyecek. Şöyle yalnız bir şey diyeceğim, bu biraz acılı ha. Domates salçası kalmamış da biber. Hepsi biber mi? Hepsi. Yok, karışık. Ama o kadar acı değil. Ben biber de kattım içine. Bu kadar acı olmasın yine. Vallahi ben az önce kaşıkla baktım, tadın o kadar acı değil. Ha. Ya halam onu Brezilya'dan gönderdi de. Ha. Biz hep salçamızı oradan alıyor. Elimin ayarı yok arkadaşlar. Bu kadar. Evet, herkesin tek merak ettiği şey
Babam nerede acaba? Bir gideyim bakayım nerede, bir saniye. Hepiniz çok merak ediyorsunuz biliyorum. Baya baya herkes tek tek mesaj atıyor. Baban nerede, baban nerede, baban nerede? Söylemeyeceğim. Babamla annem ayrı, babam karşıda oturuyor. Ben gidip geliyorum oraya. Yani merak etmeyin. Sağ salim yerinde. Kerem üniversiteye gittiği için o akşam öğretimine gidiyor. Yani biz işten geldiğimizde Kerem üniversitede, okulda olmuş oluyor. Akşam 10 gibi falan geliyor. O zaman da işte itin köpeğin peşine takılıyor. Onun için evde Kerem'i de göremiyorsunuz. Bir annemle ikimiz işte. O mesaj kutusunun arkasına gelen mesajları ben görebiliyorum. Ama tabii ki hepsine dönemiyorum. Yani işten gel, evde iş yap, oraya buraya yetiş, koluya komşuya yardım falan yap. Ama görüyorum, merak etmeyin. ...19 Mart 1995... Bakırköy Devlet Hastanesi doğumluyum. Her zaman o Bakırköy Devlet'in bir ruhunu zaten içimde hissetmişimdir. Şimdi alttaki komşunun kül kedisini çağırdım. Dedim gel biraz TikTok çekelim de onu bekliyorum. 10 dakika sonra gelecekmiş tabii. Ancak kapatacak yüzünü. O çeyrek altını ben o kavga ettikte faturaları ödemedim ya. O faturayı ödemedim, parayla kendime aldım. İnciler için biliyorsun bir iki sene falan da kara dolapta oturduk. Oradan da aldık elikliğimizi. Biz çıktıktan sonra zaten eliklik kalmadı orada maalesef. Büşra da şu anda düğün hazırlıkları peşinde. Salon falan bakıyor. Allah'ın izniyle 3 Ağustos günü onu da uğurluyoruz. He, sanma ki ayağı kesilecek. O bir gidecek de 5 gelecek. Benim daha evlenmeme en az 28'e kadar var. Bu eve o kadar para harcadım. Sadece şu buzdolabına 3,5 milyar para verdim. Eni 80 santim, altı, içi 6 raflı. Yani o buzdolabını ben pelin suya bırakıp da buradan kolay kolay gitmem. Tek tek bu evi düzdüm, tek tek. Ah gidi ben, ah gidi ben. Ne paralar harcadım, ne günler harcadım. Bunları bırakıp da gider miyim? En azından burayı biraz daha kullanayım. Sonra burayı bunlara bırakır, kendi sıfır evime giderim inşallah. Yalnız ben o alttan yazanların hepsine yetişemiyorum. Oraya bakarken oraya bakamıyorum. Anneannem de zaten bu sokakta oturuyor, hemen sokağın başında. Ama kendisi 6 katlı bir apartmanın 6. katında oturduğu için ve asansör olmadığı için anneannem sadece ilkbahar aylarında dışarı çıkıyor. Çünkü kışın gel dediğimizde hava çok soğuk, ben çıkamam diyor. O senin öğrenine. Yazın gel dediğimizde de hava çok sıcak, ben bu havada çıkamam diyor. Onun için anneannemin dışarı çıkış ayları Eylül ve Ekim. Yani ne yaz biter ne kış başlangıcı gibi ortasında o bir 15 günlük sürede anneannem çıkıyor. Pendik, Kartal, Kadıköy, Üsküdar gezip eve giriyor. Bir daha da asla çıkmaz zaten kuluçka süresi. Milletin çocuğunu da bak fit fitliyor. Ne olmuş? Evet, bu da gördüğünüz gibi meşhur Eren'imiz. Anasının bütün gün çağırdığı Eren ama eve girmeyen Eren. Oy Eren. Seni şişe patlıyorsam. Aç kapını. Ondan sonra cima. Ona bir şey olmaz, öyle pima pene mökkem tutuyor ki.
benim kolum tuttu burada. Cemile'yi bekliyoruz. İnşallah gelecek. Bu apartmanın hepsi komple şey, Erzurum. Ya annem zaten içeride Bayburtlu. Yani ben Konyalı olduğumu çok nadir hatırlıyorum. O da işte bizimkilerin düğününde falan hatırlıyorum. Ya da bir Konyalı şarkısı duyarsam. O derece. Evde tek başıma Konyalılığı sürdürmeye çalışıyorum işte. Arada bir bamya çorbası falan. Temizliğimiz bitti. Süpürdük, sildik. Tabii Ümrancığım yine süpürgeyi görür görmez üvey anasını görmüş evlatlık gibi böyle gözlerini belertti. Bu da alt komşumuzun kul kedisi. Sürdün mü failin? Allah belanı. Nasıl bak? Şey canlı yayını. Neyse ben gideyim şununla bir iki bir şey yapmaya çalışayım. Bilmiyorum bundan da çok bir cacık olacağını düşünmüyorum ama. O zaman çağırma failin. Neyse bekle çağırma. Kapatayım ben sana göstereceğim. Hepinize çok çok selamlar tekrardan. İnşallah böyle şık giyindiğim bir gün, yeni bir şey aldığım bir gün tekrar bir canlı yayında görüşürüz. Cemile ben bunu, bana bak bunu kapattıktan sonra ben o yorumları görebilecek miyim? Evet. Kapatın.